burası Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Kıbrıs Türkü'nün kanalı Kanal T'de şimdi ana haber zamanı. Ferda İkinci ile ana haber başlıyor. Kanal T ekranlarından mutlu akşamlar değerli izleyenler. Haber 19'da karşınızdayız. Yurt ve dünya gündeminden haber başlıklarını aktaracağız. Önce özetler. Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi. Başbakan Ersan Saner alınan kararları açıkladı. Pazar günleri tam sokağa çıkma yasağı uygulaması sürecek. Pazartesi, cumartesi arası marketler sabah 7-21 saatler arasında açık olacak. İlçelerden ilçe içi ve ilçeler arası top taşımacılığın yapılmasına imkan sağlandı. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü çerçevesinde Depkoşa Özel Eğitim ve İş Merkezi Okulu'nu ziyaret etti. Özel çocuklarla bir araya geldi. Kanal T Haber ekibi Acil Durum Hastanesi'ne gitti. Başhekim Doktor Erol Uçaner'e hastanede vaka sayılarını sordu. Uçaner şu anda hastanede 48 vaka olduğunu, 3 kişinin yoğun bakımlı tedavi gördüğünü ve entübe hastalığın olmadığını söyledi. Kıbrıslı Türklerin varoluş mücadelesini anlatan Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinin Rauf Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı'nda galası düzenlendi. Galada çok sayıda üst düzey isim yer aldı. Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi. Başbakan Ersan Saner toplantı sonrası alınan kararları açıkladı. Pazar günleri tam sokağa çıkma yasağı uygulaması sürecek. Pazartesi, cumartesi arası marketler sabah 7-21 saatler arasında açık olacak. İlçe içi ve ilçeler arası top taşımacılığın yapılmasına imkan sağlandı. Başbakan Ersan Saner, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından alınan kararları açıkladı. Sokağa çıkma yasağıyla ilgili olarak da bir hafta daha kuralların devamı yönünde de Bakanlar Kurulumuz karar üretmiş bulunmaktadır. Bu çerçevede Bakanlar Kurulumuz 5 Nisan 12 Nisan tarihleri arasında pazartesinden cumartesine gece saat 21'den sabah saat 5'e kadar sokağa çıkma yasağı uygulanmasına, pazar günleri ise sadece eczane, fırın ve benzin istasyonlarının muaf olacağı tam sokağa çıkma yasağı uygulamasına karar üretmiştir. Tüm kamuoyunun da çok iyi bildiği üzere 11 Nisan pazar günü ise yeniden Doğuş Partimizin kurultayı olacaktır. Bizim pazar günü sokağa çıkma yasağı ilan etmemizden dolayı yeniden Doğuş Partisi'nin kurultayını cumartesi gününe alması yönünde de Bakanlar Kurulu'nda ilgili bakanımıza gerekli öneriyi yapmış bulunmaktayız. Bunun yanında pazartesinden cumartesi günleri arasında marketlerin çalışma saatlerini sabahleyin 1 saat erkene alarak marketler sabah 7, akşam 21 saatleri arasında açık olacaktır. Tedarik zincirine bağlı sipariş alma, raf tanzim ve teşhir olmak üzere tüm işlemlerde aynı şekilde sabah saat 7'den akşam 21 saatleri arasında yapılmasına karar üretilmiştir. Bu çerçevede Bakanlar Kurulu'nun kapalı olarak ifade etmiş olduğu işletmeler ise sinema salonları, nişan ve düğün salonları, düğün, doğum günleri ve mevlidler, kasinolar, bar, taverna, nargile kafe salonları, her türlü oyun salonları ile kapalı çocuk oyun alanları, masaj salonları, spa, gece kulüpleri, klap, hamam, saunalar kapalı olacaktır. Tüm kamu, kurum ve kuruluşları pandemi kuralları çerçevesinde normal çalışma düzenine geri döneceklerdir. Gazi Mausa, İskele, Güzelyurt ve Lefke ilçelerimiz arasındaki kontrollü geçişin de bu haftadan itibaren kaldırılmasına
karar üretilmiştir. Başbakan Saner alınan diğer kararları şöyle açıkladı. Pile'de yaşam süren kişilerin ihtiyaçlarının karşılanması için Pile'ye geçiş talep edilmesi halinde çalışanların son 48 saat içinde yapılmış PCR testleri aranacak. Berber, kuaför, güzellik salonları ve dövme stüdyolarına çalışan kişiler 14 günde bir PCR testlerini yaptırmak zorunda olacak. Ülkeye düzenlenecek ulusal veya uluslararası sınavlara tedbirlere uygun bir şekilde girilmesine karar verildi. Seyirci sayısı salonun üçte birini kapsayacak kadar olması halinde sanatsal faaliyetler gösterim yapılabilecek. İnternet kafelerde çalışanların 7 Nisan tarihine kadar PCR taramalarını yapmaları halinde 8 Nisan tarihinden itibaren hizmet vermelerine olanak yaratıldı. Kişiler bilgisayarları maksimum 2 saat kullanabilecekler. Kütüphaneler 5 Nisan tarihinden itibaren açılacak. Çırak öğrencilerin açılacak olan sektörlere bağlı olarak iş yerlerindeki eğitimlere başlamaları uygun görüldü. Dünya Otizm Farkındalık Günü tüm dünyada olduğu gibi yurtta da çeşitli derneklerin ve kuruluşların desteğiyle idrak ediliyor. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü çerçevesinde Lefkoşa Özel Eğitim ve İş Merkezi Okulu'nu ziyaret etti. Özel çocuklarla bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü çerçevesinde Lefkoşa Özel Eğitim ve İş Merkezi Okulu'nu ziyaret etti. Merhaba, nasılsın? Merhaba. Adın ne senin? Adım Yusuf. Senin? Yusuf. Evet, Ersin Bey, Cumhurbaşkanımız. Evet. Merhaba desene sen de. Merhaba. Burada çocuklarla sohbet eden Tatar çifti öğrencilere hediye dağıttı. Evet. İnşallah. Ne yapıyorsun? Ders mi yapıyorsun? Evet. Küçük bir kurbağa varmış, bir gün eğlenmek istemiş. Vaktim olsa seninle fazla yapacağım. Allah akşamında. Aç oğlum abi bak. Aç. Oo, bu mu resim defteri? Oo, çok güzel. Senin abin neydi? Cumhurbaşkanı Tatar yaptığı açıklamada bu çocuklarımızın aynı konuşsalar da eğitim alıp topluma karışmaları konusunda gerekeni yapacağız dedi. Bugün Otizm Farkındalık Günü. Tabii ki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde her yıl bugünü değerlendiriyoruz, mesajlar veriyoruz. Benim ilk önce bugün söyleyeceğim mecliste bu konuyla alakalı bir yasa vardı. Dolayısıyla inşallah meclis bir an evvel bunu gündeme alır ve uzun zamandan beri gündemde olan bu yasanın geçmesiyle bu çocuklarımızın tabii ki bir takım ihtiyaçları, bir takım gereksinimleri vardır. Ama Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki hassasiyetlerimiz, duyarlılığımız, eğitimde bilinçli bir takım uyguladığımız yöntemlerle çocuklarımıza sahip çıkmak, onların diğer çocuklarımız gibi aynı koşullarda eğitim almalarına olanak sağlamaktır. Bu da bizim başarımızdır, başarımız olacaktır diye değerlendiriyorum. Dolayısıyla bu farkındalık günümde çok sevdiğimiz bu çocuklarımızı tekrar kucaklıyorum. Onların ailelerine de teşekkürler etmek istiyorum. Çünkü netice itibariyle bu arada bir sıkıntı olsa da hep birlikte bunu göğüsleyebiliriz, çareler bulabiliriz. Çünkü bu çocuklarımız normal çocuklarımız kadar sağlıklarını ve eğitimlerini devam ettirebilirler. Dolayısıyla onları kutluyorum, onlara değer verdiğimizi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti olarak Eğitim Bakanlığımızla, diğer kurum ve kuruluşlarımızla gerekenin yapılmakta olduğunu ve bundan sonra da tabii ki bu hassasiyetle daha da bunların gündemde olması ve ona göre bir takım yapılacak çalışmalar da onları topluma kazandırmak, onların sağlıklı çocuklarımız gibi aynı koşullarda eğitim almalarını ve topluma kazandırılmalarını teminen bütün bu hassasiyetimi bir kez daha sizlere paylaşmak istiyorum. Siz değerli müdürümüzü 12 yıldan beridir bu okulda izliyorum. Dolayısıyla bu okulun fevkalade önemli bir değeri vardır. Buna benzer diğer okullarımız da vardır. Onlara da tabii ki başarılar diyorum. Tatar çifti daha sonra özel eğitim merkezinden ayrıldı. Kanal T Haber ekibi acil durum hastanesine gitti. Başhekim Doktor Erol Uçaner'e hastanede vaka sayılarını sordu. Uçaner şu anda hastanede 48 vaka olduğunu, 3 kişinin yoğun bakımda tedavi gördüğünü ve entübe hastanın da olmadığını söyledi. Acil durum hastanesi başhekimi Doktor Erol Uçaner hastane çalışmaları ve işleyişi hakkında bilgi verdi.
Bu hastane olmasaydı yüz binlerce lira kira verirdik ve Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi bu kadar temiz kalmazdı dedi. Bu bizim ilk geldiğimiz gün 26 Şubat Cuma günüydü, hiç unutmuyorum. O geldiğimiz gün yaptığımız bir çalışmaydı bu. O güne kadar buraya gelen hastalarımız oturma bantlarında dışarıda bekliyorlardı. Tabii havalar da soğuktu, yağmurlu günler vardı. Biz hemen sivil savunmadan iki çadır talep ettik. O gün o an itibariyle gelip kurdular. Teşekkürlerimizi tekrar sunuyoruz buradan. İki farklı renkte aldık ki turuncu ve mavi çadır olarak işaretimizi koyduk. Bunun sebebi de şudur. Biliyorsunuz 14 gün veya 17 gün veya 20 gün bir tedavi görüyor bu COVID hastaları. Daha sonra testleri negatife dönüyor. Ve daha sonra negatife döndükten sonra 14 günlük de bir ev karantinaları sürüyor. Bu 14 günlük ev karantinaları da bittikten sonra hastalar 15. gün buraya kan ve PCR tetkikleri için geri geliyorlar. 16. günde röntgenleri için geri geliyorlar. İşte biz bu hastaları ne yaptık? Dedik ki siz 15. güne geldiğinizde siz turuncu çadıra geleceksiniz artık. Turuncu çadırda biz onlara oturma sandalyelerini koyduk içeriye, sularını koyduk içeriye, randevu sistemini getirdik. Randevu alacaksınız diyoruz 11.01'den. Gelmeden önce arayacaksınız. Size diyecekler ki bugün bu saatte geleceksiniz. Çünkü 30 kişi, 40 kişi, 50 kişi gelip yığınla bekliyordu bu insanlar burada. Uçaner hastane çalışanlarında COVID bulaşması görüldüğünü ancak hastane içinden gelmediğini şu sözler dile getirdi. Geçen haftada bildiğiniz gibi bir bulaş oldu. 11 hemşiremiz bulaştı. Bir doktorumuz pozitif, iki doktorumuz karantinaya alındı. Oradaki bulaş hastane içinden olmadı diye düşünüyoruz biz. Oradaki bulaş dışarıdan oldu. Bu arkadaşlar aynı minibüste geliyor. 15-20 kişi aynı minibüste geliyor. Ve o minibüste gelen arkadaşlar pozitif çıktı. Yani biz daha önce de ben bahsetmiştim. Profesyonel temaslıyız biz. Yani biz korunuruz, bütün önlemimizi alırız. Nasıl ki siz elektrik işi yaparsınız, profesyonelce kendinizi korursunuz bir şeyle uğraşırken. Gidip de hemenden elektrik akımına kapılmasınız. Burada da işler o şekilde dönüyor. Korunur. Peki şu anda acil durum hastanesinde kaç COVID vakası sorusuna Uçaner? Bugün itibariyle 48. Bu sabah 8.30 itibariyle 48 hastamız var. Bunların 3'ü yoğun bakımda. Hiçbir entübe değil. 45 hastamızın seyri normal. Yani stabil olarak tedavileri zaten protokoller neyse o şekilde uygulanmakta. Yani bu şekilde bu tabloya baktığımızda bununla mücadele etmek sürdürülebilirdir. Biliyorsunuz 2-3 ay öncesine günde 90-100 vakaya kadar çıkan rakamlara ulaşmıştık. Onlar korkutucu rakamlardır. Sistem içerisinde şu an 64 oda var. 64 odada 64 hasta demektir toplamda. Tabii ki ihtiyaç olunabilecek bir durumda bu 64 rakamını gerekirse 100'e 120'ye çıkarabiliriz bazı odalarda. Aynı zamanda Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi bünyesinde ama oradan uzakta 40 yataklı yapılan göğüs hastaları servisi var yeni. 40 yatak orada yedek olarak tutuluyor. İhtiyaç olunması durumunda 40 kişiyi de oraya aktarabiliriz. Kıbrıs Türklerinin varoluş mücadelesini anlatan Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinin galası Rauf Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı'nda düzenlendi. Dizinin galasında çok sayıda üst düzey isim yer aldı. TRT'nin önemli yapımı olan ve çekimleri ülkemizde yapılan Bir Zamanlar Kıbrıs dizi filminin galası Rauf Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı'nda yapıldı. Korona tedbirleri çerçevesinde gerçekleşen galaya Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, başta olmak üzere sınırlı sayıda davetli ve dizinin başrol oyuncuları Ahmet Kural, Serkan Çayoğlu, Pelin Karahan, Tayanç Ayaydın, Gülper Özdemir ve Devrim Saltoğlu katıldı. Dizi filminin yapımcılığını Erol Avcı üstlenirken yönetmenliğini Hakan İnan yapıyor. Bir Zamanlar Kıbrıs dizi filminin senaryosunu ise Emre Özdur ve Başar Başaran yaptı. Kokteylin ardından pandemi önlemleri göz önünde bulundurularak dizinin ilk bölümü izlendi. İlk bölümünün ardından Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay kısa birer konuşma yaptı. Bir kere çok etkilendim. Sanatın ve tabii ki ekranlara aktarılmasında yapılan bu çalışmaların bir sanat baş yapıtı olarak
değerlendiriyorum. Dolayısıyla bu dizinin çekilmesinde talimatı olan Cumhurbaşkanı Yardımcınız Fuat Oktay'ı TRT Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Yapımcı Erol Avcı, yönetmen, tüm sanat oyuncuları, çekim ekibi bu dizinin bu kadar etkili bir şekilde ekranlara taşınmasında kurgucuları, editörleri ve yönetmenleri ve tabii ki müziği oluşturan çok değerli sanat ekibini yürekten kutlamak istiyorum. Biz Anadolu'da İstiklal Harbi'ni birlikte yaşadık. İstiklal Harbi'nde Anadolu'yu geçilmez kıldık. Çanakkale geçilmez dedik ama aynı yüzyılda Roma, Yunan'a ve neredeyse bir cümle düşmana da Kıbrıs'ta yine her türlü zulme karşı birlikte direndik. Burada da Kıbrıs Türk'tür, Türk kalacaktır dedik. Türkiye zulümle kimse başa edemez dedik. Dün dedik, bugün diyoruz, yarın da diyeceğiz ve Kıbrıs'ta da zulme geçit vermedik. Konuşmaların ardından gala gecesi toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinin gala gecesinde Beyermudu Belediye Başkanı İlker Edip tarafından kendisine verilen Güney Kıbrıs'tan gelen resmi bir mektubun üzerindeki pula ilişkin konuştu. Oktay, pulun üzerinde EOK 65. yıl yazıyor, Rumlar zulmün 65. yıl dönümünü resmi pul üzerinden kutluyor dedi. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinin gala gecesinde kendine Beyermudu Belediye Başkanı İlker Edip tarafından verilen Güney Kıbrıs'tan gelen resmi mektup üzerindeki pulu gösterdi. Şöyle bir pul, bugün bir mektupla gelen bir belediye başkanımıza gelen mektubun üzerindeki resmi pul. Aslında bende. Rumların Enosis hayalinin bitmediğinin en belirgin nişanelerinden birinin kullandıkları bu pul olduğunu belirten Oktay, Rum yönetiminin EOK terör örgütünün 65. yılını kutladığını kaydetti. EOK 65. yıl yazıyor. Yani Rum yönetimi EOK'nın 65. yılını kutluyor. Biraz önce gördüğümüz zulmün 65. yıl dönümünü resmi pul üzerinden kutluyor ve bir belediye başkanımıza da bunu, bugün Kıbrıs'taki bir belediye başkanımıza da resmi bir mektupla gelen pul. Ve bugün yine 60 yıldır iki toplumlu federasyon diye, yine Türkiye olarak 74 öncesi hem de sonrası, her türlü gayreti sarf etmemize rağmen hiçbir hakkı tanımak istemediği Kıbrıslı Türkiye, bugün de yine hiçbir hakkı tanımak istememekle ilgili 60 yılımızı harcadık. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın eşi Sibel Tatar, Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ni ziyaret ederek Cumhurbaşkanlığı Hoş Geldin Bebek Anı Ormanı projesi uygulamasını başlattı. Cumhurbaşkanlığı Sosyal Destek Komitesi tarafından organize edilen Cumhurbaşkanlığı Hoş Geldin Bebek Anı Ormanı projesi kapsamında Cumhurbaşkanı eşi Sibel Tatar, dünyaya gelen 5 bebek için, bugün dünyaya gelen 5 bebek için Hoş Geldin Bebek Anı Ormanı belgesi vererek doğan her bebek için bir fidan dikme projesi uygulamasının başlangıcını yaptı. Yangınlardan dolayı kaybedilen ağaçlar için duyduğu üzüntüyü ifade eden Sibel Tatar, her yeni doğan bebeğimizin adına yurdun yeşillenmesine katkı yapmayı amaçladıklarını belirtti. Bir uygulamayı başlattık, bugün itibariyle başlattık. 5 bebeğimiz var anlaşılan, evet. Hastanede en son doğum. 5 gibi taburcu olacaklar babazaları bugün. 2 yabancı bebeğimiz var. Yabancı. Evet, böyle gidiyor oran. Yani 5'te 2 yabancı bebeğimiz var. Allah bağışlasın hepsini de. Ve kız sayısı böyle mi yükseliyor, kız sayısı? 5 bebekten bir tanesi erkek.
Hepsini Allah bağışlasın. Böyle böyle biz aynı zamanda son yanan yangınımız, biliyorsunuz yangından çok defa defa kaybettik ama bir sürü yeşili, ağacı. En son yangında da çok üzüldük. Dolayısıyla o bölgeye bundan sonra doğan her bir bebeğimiz adına bir ağaç dikiyoruz. Çok tabii güzel. Ki dikme sezonunda dikeceğiz bu ağaçlarımızı ama adlarına kayıtlanmıştır. Hatta gidip kendileri de o ağaçlarını ileride görebilecekler orada isimlerine. Merkez Bankası tarafından faiz oranları ilişkin yapılan duyuruda faiz oranı yıllık %8'den %9'a yükseltildi. KKTC Merkez Bankası Yönetim Kurulu Türk Lirası Mevduat Hesapları yasal karşılık hesapları ile Türk Lirası reskont, iskonto ve avans işlemlerine uygulanan yıllık faiz oranlarını yükseltti. Merkez Bankası İdare Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre vadelerinden bağımsız olmak kaydıyla Merkez Bankası nezdindeki faize tabi Türk Lirası Mevduat Hesapları'na uygulanan faiz oranı yıllık %13,75'den %15,25'e Türk Lirası yasal karşılıklara uygulanan faiz oranı yıllık %8'den %9'a yükseltildi. Yabancı para faiz oranlarında ise herhangi bir değişikliğe gidilmedi. Türk lirası olarak tanzim edilen ticari senetler karşılığında Merkez Bankası tarafından yapılacak reskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık %20'den %21,50'ye, Türk lirası olarak tanzim edilen sanayi, ihracat, turizm, eğitim ve tarım sektörleri senetleri karşılığında yapılacak reskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranları yıllık %17,25'den %18,75'e, küçük esnaf senetlerinin iskonto faiz oranı yıllık %16,25'den %17,75'e ve dövizli mukabili avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı %16,50'den %18'e yükseltildi. Yeni faiz oranları yarından itibaren yürürlüğe girecek. Türkiye koronavirüs salgının başından bu yana günlük vaka sayısında en yüksek 3. günü yaşadı. Vaka sayıları ile birlikte ağır hasta sayısındaki artışa devam ediyor. Türkiye koronavirüs salgının başından bu yana günlük vaka sayısında en yüksek 3. gününü yaşadı. 30 Mart'ta 37.303 olan vaka sayısı 31 Mart'ta 39.302 olarak duyuruldu. Bugün ise günlük vaka sayısı 40.000'i geçti. Vaka sayıları ile birlikte ağır hasta sayısındaki artış da devam ediyor. Ağır hasta sayısı 28 artışla 2082'ye yükselmişti. 2135 oldu. Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı son verilere göre Türkiye'de son 24 saatte 243.738 PCR testi yapıldı. 40.806 kişinin testi pozitif çıktı. 176 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 2135 oldu. 20.817 kişinin COVID-19 tedavisinin karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3.035.043'e yükseldi. Türkiye'de günlük koronavirüs sayısının 40.000'i geçmesiyle birlikte yoğun bakımlar alarm vermeye başladı. Doluluk oranı %63'ü aştı. Uzmanlara göre yoğun bakımlar kilitlenirse hiç kimsenin evinden çıkamayacağı tam kapanma gündeme gelebilir. Son açıklanan verilere göre Türkiye genelinde yoğun bakım doluluk oranı %63.2, yatak doluluk oranı ise %54.2 oldu. Belçika'nın başkenti Brüksel'de 1 Nisan şakası amacıyla sosyal medya üzerinden duyurulan ve maskesiz mesafesiz gerçekleşeceği belirtilen La Boom Dans Festivali kontrolden çıktı. Festivale binlerce kişinin katılması ile polis katılımcıları tazikli su ve göz yaşartıcı gazla dağıttı. Belçika'nın başkenti Brüksel'de 1 Nisan şakası olarak sosyal medyada yayılan festivale binlerce kişinin katılmasıyla polis katılımcıları tazikli su ve göz yaşartıcı gaz ile dağıttı. Sosyal medya üzerinden son birkaç gündür yapılan paylaşımlar ile Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan Bois de Le Camp Parkı'nda 1 Nisan günü birden çok sahnenin kurulacağı ve ünlü DJ'lerin katılacağı La Boom adında bir müzik festivali düzenleneceği duyuruldu. Paylaşımlarda festivalde COVID-19 tedbirlerinin ise uygulanmayacağı belirtilirken, dünyaca ünlü DJ Calvin Harris ile Draft Punk grubunun son bir defaya mahsus bir araya gelerek sahne alacağı ifade edildi.
Ancak festivalin yapılacağı gün festivali organize ettiğini öne süren kişiler bunun sadece 1 Nisan şakası olduğunu ifade ederek sosyal medya üzerinden festivalin yapılmayacağını bildirdi. Sözlü organizatörler festivali 2022'ye ertelediklerini açıklayarak "BUM ertelendi, bir kez daha seni gafil avladık" dedi. Bültenimiz yurt dışına öne çıkan bazı gelişmelerle devam ediyor. Pakistan'ın Sindh eyaletindeki türbelerde koronavirüs salgını nedeniyle ayin kutlamalarına izin verilmiyor. Punjab eyaletinden yıllık ayinlere katılmak için Sindh eyaletine gelen vatandaşlar yasaklar nedeniyle polisle çatıştı. Yasaklara sinirlenen halk, Sehvan'ın Lal Shahbaz türbesinin kapısını kırarken bazı araçlara ateşe verdi. Çıkan olaylarda 5 polis yaralandı. Ülkede salgında 3. dalga yaşanırken Sindh eyaleti dün eyaletteki tüm türbeleri 10 gün süreyle kapatılacağını duyurmuştu. Pakistan'da toplam vaka sayısı 672.931'e, toplam can kaybı ise 14.530 ulaştı. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, 24'ten fazla ülkenin pandemi antlaşmasına katıldığını açıkladı. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus düzenlediği basın toplantısında 24'ten fazla ülkenin pandemi antlaşmasına katıldığını belirterek, bu hafta G20, G7 ve her bölgeden 25'ten fazla lider pandemi antlaşması fikrinin arkasında birleşti. Daha fazla liderin dünyayı güvende tutmak için nesiller arası bir taahhüt olacak olan pandemi antlaşması çağrısına katılmasından memnunum ifadelerini kullandı. Ghebreyesus ve Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel, gelecekte yaşanabilecek pandemilere karşı işbirliğinin geliştirilmesi için uluslararası bir antlaşma çağrısında bulunmuştu. Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde bulunan Ulu Cami'nde hareketli anlar yaşandı. Terör örgütü DEAŞ yanlısı sloganlar atan ve üzerinde bıçak bulunan bir kişi güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı. Mekke polis sözcüsü olayın Mescid-i Haram caminin birinci katında meydana geldiğini, güvenlik güçlerinin terör örgütlerini destekleyen, sloganlar atan ve üzerinde silah taşıyan kişiyi gözaltına aldığını bildirdi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken polis saldırganın kimliğini açıklamadı. Koronavirüs salgını tüm dünyada etkisini devam ettirirken birçok ülkede maske takmayanlara yönelik ilginç cezalar uygulanmaya devam ediyor. Hindistan'ın Maharashtra eyaletine bağlı Mumbai'de bulunan Marine Drive'de polis maske takmayan 5 kişiye ördek yürüyüşü yaptırdı. Sosyal medyanın gündemine oturan görüntüler kullanıcıları ikiye böldü. Bazı kullanıcılar polisin verdiği cezayı esprili ve gerekli bulurken bazıları ise polisi para cezası kesmek yerine fiziksel olarak taciz etmekle ve sınıf ayrımcılığı yapmakla suçladı. İsveç'te yaşayan Uygur Türkleri Çin'de yapılan katliam ve zulümlere karşı İsveç parlamentosu önünde toplanarak protesto gösterisi düzenledi. Teması 1 Nisan şakası değil, gerçek soykırımdır olan gösterinin organizatörü ve İsveç Uygur Marif Derneği Başkan Yardımcısı Ahmet Tursun yaptığı açıklamada "Bugün burada bulunma nedenimiz 1 Nisan 2017 tarihinde Çin Nazi kampının resmi olarak açılmış olmasıdır" ifadelerini kullandı. ABD'de Spirit Hava Yolları'na ait Cleveland-Los Angeles seferli yolcu uçağında kimliği açıklanmayan bir yolcunun uçağın acil çıkış kapısını açmayı denemesi sonucu uçakta korku dolu anlar yaşandı. Federal Havacılık İdaresi tarafından yapılan açıklamada 24 Mart tarihinde bir yolcunun Spirit Hava Yolları'na ait 185 uçuş numaralı Cleveland-Los Angeles seferli yolcu uçağının acil çıkış kapısını açmaya çalışması sonucu uçağın ABD'nin Colorado eyaletinde yer alan Denver kentine acil iniş yaptığı belirtildi. FAA yetkilileri tarafından kural tanımaz yolcu olarak tanımlanan şahsın ismi açıklanmazken yolcu uçağının ise sorunsuz bir şekilde iniş yaptığı kaydedildi. Bizim sonunda haber özetlerimizi yeniden paylaşıyoruz. Mutlu akşamlar, mutlu hafta sonları.
Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi. Başbakan Ersan Saner alınan kararları açıkladı. Pazar günleri tam sokağa çıkma yasağı uygulaması sürecek. Pazartesi, cumartesi arası marketler sabah 7-21 saatler arasında açık olacak. İlçelerden ilçe içi ve ilçeler arası top taşımacılığın yapılmasına imkan sağlandı. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü çerçevesinde Defkoşa Özel Eğitim ve İş Merkezi okulunu ziyaret etti. Özel çocuklarla bir araya geldi. Kanal T Haber ekibi Acil Durum Hastanesi'ne gitti. Başhekim Doktor Erol Uçaner'e hastanede vaka sayılarını sordu. Uçaner şu anda hastanede 48 vaka olduğunu, 3 kişinin yoğun bakımda tedavi gördüğünü ve entübe hastalığın olmadığını söyledi. Kıbrıs Türklerin varoluş mücadelesini anlatan Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinin Rauf Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı'nda galası düzenlendi. Galada çok sayıda üst düzey isim yer aldı.